Şimdi olay şöyle olmuş. Bundan 2 yıl önce, 2014. yani 2-3 yıl önce amcamın oğlu bunlardan bir kız kaçırmıştı. Bu kız kaçırmadan dolayı bunların araları biraz gerilmişti. Ondan sonra insanlar araya girdi, bunların aralarını yaptılar. Ondan sonra 4-5 ay sonra bu gelin baskıya dayanamadı. Annesinin, kardeşlerinin, babasının illa ki kendini öldüreceksin, intihar edeceksin Bunlar falan. gelin Bunlar da etti. intihar, gelin de intihar etti. İntihardan sonra bunların araları, bu iki ailenin arası tekrar gerildi. İnsanlar araya girdi, aralarını yaptılar. Bundan 4-5 gün önce bu yeniden bir oğulları Bursa'da, o gelmiş Erzurum'da amcamı tehdit etmiş. Seni öldüreceğiz diye. Amcanız kim? Sıddık Yıldız, bu ölenlerin birinin babası, Siracettin Yıldız'ın babası. Tekrar tehdit etmişler. Amcam da gitmiş karakola, çata ifade evi şey etmiş. Dilekçe vermiş ki işte tehdit var. Beni rahatsız ediyorlar, çoluk çocuğumu öldürecekler diye. Çatta da gerekli şeyi yapmışlar. Büyükleri, bunların büyükleri, bu dört kişinin abileri Bursa'da. Babaları. Babaları aramış onu, amcam onu, demiş ki bak böyle bile çocukların durmuyor. Bunlara sahip ol, gel buraya sahip ol bunlara. Bunlar da tekrar telefonda demişler ki 3-4 güne ben geleceğim. Bir 3-4 gün sen ne derlerse sesin çıkarma. Ve bugün de sabahleyin yine çıkmış 4 kardeş gelmişler amcam gelin kapıya, demişler ki biz köyün dışına çıkıyoruz, seni bekliyoruz. Gel orada kozlarımızı paylaşalım. Bunlar da çıkmışlar. Kardeşim biri çıkmış, ikisi de hayvan otlatırmış şu illerde. Bunlar da silah seslerini duyunca çıkmış gelmişler. Onların ikisi şu anda kayıp, kaçmışlar. Onlar büyük ihtimalle olaya karışmamışlar. Ama biri içinde işte ölenlerin birisi de bu. Yani birisi bir aileden, dördü de bir aileden. Güneş ve Yıldız aileleri, siz Yıldız ailesi Biz tarafından. ben Yıldız ailesindenim. Evet, amcamın oğulları. Olay bu. Yani gerçekten çok büyük bir üzüntü, çok büyük bir olmaması gereken bir beldede. Çünkü yanımızda hemen Babadereli Ahmet Efendi var. Yani insan onlardan hayal ederdi böyle bir şey yapmaya. Vallahi olmuş. Rabbim beterinden korusun. Ha şu anda da amcası Bursa'dan durmadan tehditler savuruyormuş. Artık Allah sonunu hayra çevirsin. Devletimiz büyük inşallah büyük bir önlem alarak, zaten köy jandarma dolu şu anda. İnşallah başka olaylar olmadan temizlenir, biter gider. Abi dün kavga çıkmış mı ikili arasında, iki Dün aile arasında? kavga çıkmamış. Amcamı tehdit etmişler. Amcama bağırmışlar, küfür etmişler. Amcam da sesini etmemiş. Sadece gitmiş karakolda şikayette bulunmuş. Ölenler kardeş mi? Ölenlerin ikisi kardeş, ikisi de yeğenleri. Kim Yani kim, isim amca, olarak ve anlatırsanız kim bilir? mesela Sıddık Güneş, oğlu Sinan varmış. Bir de Hasan Güneş var, o da amcaları, o şey Baki Güneş'in amcası. İşte dört kardeş, iki yeğen, iki kardeş. Bir de amcamın oğlu Siracettin Yıldız. Yaralı kaç tane var? Yaralı bir tane var. O da onların arasını girmiş ki ayırmak için. Yani onun ne o aileyle ne o aileyle hiç ikisiyle de bir alakası olmayan biri. İntihar eden gelenin ismi ne? Kimin eşiydi? Bu Burhan, şu anda kaçak olan Burhanettin Yıldız'ın eşiydi o da. İsmi neydi? İsmini vallahi hatırlamıyorum, bilmiyorum ismini. Abi sizin adını söyledim. Muhammed Yıldız. Başınız sağ olsun. Allah razı Abi olsun. traktörle indirdiler cenazeleri, neden? Oraya araba çıkmadığından dolayı. Saat kaçta oluyor bu olay? 9 gibi. Biz tam net Sabah 9. bilmiyoruz da biz Oraya ne için Erzurum'da. gitmişler? Oraya işte bunlar sabahleyin amcamın oğluna gelmiş kapıda, dört kardeş silahlarını kuşanmışlar. Biz seni köyün dışında bekliyoruz, gel kozlarımızı paylaşalım diye. Amcamın oğlu da cahillik etmiş, peşlerine düşmüş, çıkmış gitmiş. İşte burada olay Yani olmuş. davet üzerine mi oraya gidiyor? Davet Aynen. üzerine gitmiş, Aynen. evet. Aynen.
Tamam. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Senin yanına geldim.